Mutlu akşamlar efendim. Kanal Fırat ve Kanal E ortak canlı yayında Elazığ Nabzı programı ile sizlerle beraberiz. Bugün yine çok değerli, çok kıymetli sağlık alanını konuşacağız. Sağlıkta ergoterapi nedir? Pediatrik yeme bozuklukları nelerdir? Bunları görüşeceğiz. Konuğumuz ergoterapist Gizem Karan, bizim canlı yayın konuğumuz. Hocam hoş geldiniz, nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ederim. İyiyim, sizler nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederiz hocam. Son zamanlarda gündem olan ve birçok vatandaşımızda görmüş olduğumuz pediatrik yemek bozuklukları nelerdir? Bunların yan etkileri, bunların tedavileri nasıl olmalıdır? Öncelikle pediatrik yeme bozukluklarına girmeden önce çok kısa aslında beslenme serüvenimiz biz doğunca nasıl başlıyor ona değinmek isterim. Evet. Biz aslında doğduğumuzda bir yeni doğan olarak annemizin memesinden süt emerek aslında beslenmeye başlıyoruz. Ve yaş aldıkça biz büyük geliştikçe bu beslenme paterni gitgide daha komplike bir hal almaya başlıyor. İşte yemeği görüyoruz, görsel olarak onu tolere ediyoruz. Daha sonra kokusunu kokuduğumuzla tolere ediyoruz. Daha sonra elimize alıyoruz, dokunuyoruz, ısırıyoruz, çiğnemeye başlıyoruz, öğütüyoruz. En sonunda yutuyoruz gibi aslında çok basit gözüken ama tüm duyularımızın da içinde olduğu, hatta tüm kaslarımızın neredeyse kullanıldığı ve çok komplike bir işlem beslenme. İşte pediatrik yeme bozuklukları da aslında yaşına uygun beslenme paternini gerçekleştiremeyen çocuklarda beslenmenin etkilenmesiyle, bazen de buna medikal, sosyal, psikolojik yan etkiler de eklenerek bazı sorunlara dönüşebiliyor ve işte aileler tarafından fark edilebiliyor bunlar. Buna pediatrik yeme bozuklukları diyebiliriz kısaca. Yani 2 haftadan uzun sürüyorsa sorun, evet o zaman gerçekten bir sorun var diyebilir aileler. Peki bu sorunu fark eden vatandaşlarımız, ailelerimiz kimlerle çalışmalıdır, neler yapmalıdır, bunun tedavisi nasıldır? Öncelikle ben İstanbul Medipol Üniversitesi Ergoterapi Bölümü lisans bölümü mezunuyum. Evet. Ve 4 yıllık bir eğitimden geçiyoruz. Bu eğitimde teorik derslerimiz var. Anatomi olsun, fizyoloji olsun, nöroanatomi olsun. Çok detaylı teorik eğitimler görüyoruz ve kendimi her defasında çok şanslı hissediyorum. Çünkü hem teorik eğitimi çok güzel aldığımızı düşünüyorum hem de daha sonrasında pratik eğitimde ta 2. sınıftan itibaren stajlara katılıyoruz. İşte geriatrik rehabilitasyon olsun, kognitif rehabilitasyon olsun, evet, pediatrik rehabilitasyon olsun gibi gibi onkolojik rehabilitasyon olsun, çok fazla arttırabileceğim şekilde çeşitli stajlardan geçiyoruz ama her bölümde olduğu gibi tabii ki bu 4 yıla sığdırılamayan çok ağır bir müfredatımız var. Pediatrik yeme bozukluklarıyla çalışabilmek için ben bir eğitim aldım. Birkaç eğitim aldım aslında ama bu eğitimlere de devam ediyorum. Aslında bu eğitimleri tamamlamış lisans mezunu bölüm mezunları, terapistler çalışabilir çocuklarla. Onun dışında hani bu alanda bir eğitimden geçmek zorundayız. Çünkü dediğim gibi hani lisans eğitimimiz evet çok güzel, çok stajlar yapabiliyoruz, teorik eğitim çok güçlü tabanda ama bu alanda mutlaka çalışmamız gerekiyor. Ben aktif olarak çalışmaya başladığımdan beri bu alanda bana danışan ailelerden yani çok fazla tanıda çocuk geliyor bize. Otizm spektrum bozukluğunda, uyaran eksikliğinde, serebral palsili, Down sendromlu çocuklar, bazen tanısı olmayıp sadece daha iyi bir yaşam kalitesi adına bize başvuran çocuklar olabiliyor. Ama gözlemlediğim şey şu oldu, yani bize başvuran çocukların %80'inden fazlasının hep annesi yemiyor. İşte televizyonla yiyor, tabletle yiyor, çok fazla yemek seçiyor. Aç eminim ama yemiyor gibi yaklaşımları olunca bu alanda kendimi eksik hissettim açıkçası. Yani evet ergoterapist olarak çalışıyordum ama bu alanı hem merak ettim, evet, nasıl çalışılabilir çünkü gerçekten zor ve geniş bir bölüm olduğunu tahmin edebiliyordum ama işin içine girince gerçekten hani dürüstçe de söylemem gerekirse çalışırken çok zorlandığım alanlardan biri. Bu anlamda bu eğitimden geçmiş kişilere başvurabilir aileler. Baktığımız zaman çok fazla terimsel kullandık ama aileler genellikle bu yemiyor diyorlar. Bu nasıl yemeli? Bir çocuk yemiyorsa bunda bir sorun var mıdır
Çok fazla yemeğe de dayatıyoruz. Ailelerde baktığımız zaman 3 öğün 5 öğün sürekli yedirmeye çalışıyor çocuğu. Bunlardan ne gibi sorunlar oluyor? Bu tarz sorunlarla karşılaşıyor musunuz? Tabii ki karşılaşıyoruz. Yani az önce aslında bahsettiğimiz gibi 2 haftadan uzun süre yemediği bir süreden bahsediyorsak bir çocuğun. Evet. Evet, orada bir problem olabilir ve aslında beslenme o kadar kıymetli ki bizim diğer tüm aktivite alanlarımızı da etkiliyor. Uyku olsun, işte okula giden bir çocuğu düşünelim, okula katılımı olsun, evdeki oyun süreci olsun, regülasyonu olsun, yani kendi öz düzenleme becerisi deriz biz ona. Bu alanların hepsi etkileniyor. Hepsi iç içe bir bütün ve gerçekten çok zor, yani karmaşık bir alan. Peki aileler bu süreçte, aileleri bu süreçte neler bekliyor? Nasıl bir tedavi yolu izliyorsunuz? Geldi, şikayetini dile getirdi ve bir tedavi buldunuz. Bunu nasıl ilerletiyorsunuz? Aileler aslında bize gelmeden önce daha başlıyoruz biz tanışmaya, evden videolar istemeye, yemek saatlerinden, hatta yemek dışında anneyle çocuğun oyun saatinden, özellikle anne diyorum çünkü en başında da belirttiğimiz gibi biz ilk annemizden aslında beslenerek büyüyoruz ve gelişiyoruz. Tabii ki yani mümkünse tüm aile bireyleriyle videolar, dediğim gibi sadece yemek değil, oyun aktivitelerinde ya da masa başında bir 15 dakika bir aktivite yaparken, belki sevdiği bir aktivite, acaba masa başında durabiliyor mu gibi, daha bizim kurumumuza gelmeden önce bu alanda başlıyoruz. Şu anlamda çok şanslıyım. Az önce saydığım o parametrelerde en sonunda yutma demiştim. Evet. Mesleki etik değerler içerisinde çok fazla dikkat etmeye çalışan bir terapistim ve yutma benim çalışma alanım değil. Şu anlamda çok şanslı hissediyorum. Kurumumuzda dil ve konuşma terapisti arkadaşlarım var. Evet. Direkt onlara yönlendirme şansına erişiyorum. Çünkü bu onların çalışması gereken bir alan şeklinde ailelere açıklıyorum. Ama diğer alanda bu eğitimi aldığım için birlikte ilerleyebiliriz diyorum. Onun dışında bazen şöyle oluyor. Anne o kadar zorlamış ki, yani az önce sizin de cümlenizden giderek çok zorluyor mesela. İşte diyor ki artık uykusunda yedirmeye çalıştım. Evet. Dudaklarını büzüştürüp tıkıyorum gibi. Ve çocuk da direkt böyle metal kaşığa karşı artık travmatik bir sorun ortaya çıkıyor. Evet. O zaman da tamam, travmayla ergoterapi çalışabilir ama o zaman da yine kurumumuzdaki çok değerli psikologlara, klinik psikologlara yönlendirme şansım oluyor ve bu anlamda çok şanslı hissediyorum. Yani multidisipliner bir ekip çok kıymetli. Ben şu an Umut Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde ergoterapist olarak çalışmaktayım ama benimle birlikte çok kıymetli hani çalışan bir sürü arkadaşım var. Bu yol hani çok zor bir yol. Aileler geldiklerinde şey diyorlar, ya sizce yiyecek mi, düzelecek mi? Şöyle diyorum, çok zor bir yol evet ama gerçekten tünelin ucunda ışık var. Eğer birlikte senkronize gidersek, uyumlu gidebilirsek tünelin sonunda bir ışık var ve çalışma arkadaşlarımın etkinliğinden bahsediyorum. Hani tekrar onlara da buradan çok teşekkür ediyorum açıkçası. Çünkü işimi çok kolaylaştıran bir ekip var aslında. Bu şekilde. Peki baktığımız zaman pediatrik bölümü aslında çok fazla vatandaşımızın, ailelerin çok fazla bildiği bir alan değil. Bu alanda çok fazla bilinç yok çevremize baktığımız zaman. İnsanların daha fazla bilinçlenmesi için, pediatrik alanda sorunları fark edilebilmesi için neler yapılmalı? Şöyle, bence henüz bir sorun çıkmadan önce önce bir çocuk hekimlerine gidebilirler. Her şey yolunda mı diye. Beslenmeyle ilgili konuşmam gerekirse aslında çocuklar bazı erken belirtiler verebiliyor. Ben ileride beslenmeyle ilgili bir takım problemler yaratacağım diye bir takım ipuçları veriyor. Bunları paylaşabilirim şu an ailelerle. Belki yardımcı olur. Ama bize geldiklerinde zaten hani koruyucu olarak mutlaka genel bir değerlendirmeyle başlıyoruz. Daha sonra gitgide detaylandırıyoruz ve dediğim gibi o multidisipliner ekibin parçalarına bölünmüş oluyoruz. Örneğin 0-3 ay aralığında bir çocuk eğer annesinin emerken ağzından süt sızıyorsa bir soru işareti oluyor benim için. Ya da annesinin meme ucunu bulmakta zorlanıyorsa gibi, bu anlamda bir soru işareti oluyor. Ya da işte 4-6 aya geldi, artık 6 ayda ek gıdaya geçecek çocuk. 4-6 ayda artık kaşığı reddediyorsa, yemek saatinde huzursuzluk çıkartıyorsa ya da katı gıdalara başladığımızda 8. ayda bunları reddediyorsa, yine 8. ayda biz bolus formasyonu dediğimiz, aslında lokma deriz ona, o lokmayı oluşturamıyorsa, direkt yutuyorsa gibi gibi, aslında ay ve yaşlara tekrar böyle sayabileceğim, uzatabileceğim bir aslında normalde ne bekliyoruz, neler oluyor gibi şeklinde bir değerlendirme yapıyoruz. Bu anlamda ben ailelere şunu önerebilirim: beslenme problemi olsun ya da olmasın ya da herhangi bir çocuğun bir sağlık
sağlık problemi olsun olmasın mutlaka çocuk hekimleriyle işbirliği içinde olsunlar. Yani çok kıymetli çocuk hekimlerimiz var. Ya da bizlere başvurabilirler mesela. Biz de zaten hani ergoterapistler olarak illa bir tanısının olması gerek yok. Sağlıklı kişilerle de koruyucu anlamda çalışabiliyoruz. Yani önlem almak isterse, yani bilmiyorum ama içimde de bir şüphe var. Bir bakalım ne oldu ne olmadı diye size gelip bir bakar mısınız diyebilirler ya da aile hekimlerine gidebilirler. Hiçbir problem yok o zaman. Kesinlikle her zaman böyle. Tek önerim internete başvurmamaları olur. Evet. Çünkü internette çok büyük bir bilgi kirliliği var. O anlamda ben de bazen zorlanıyorum ama internette şu yazıyor diyor gelen danışan. Maalesef doğru kaynaklara ulaşmak biraz zor, çok fazla bilgi olunca. Bunu rica edebilirim bir tek aileler. Söylediğiniz gibi internette çok fazla bilgi kirliliği var ve vatandaşlar da ilk hasta oldukları zaman direkt Google'a yazıyor ve benim hastalığım buymuş diyor. Bu doğru bir tanı olur mu? Ya da böyle gelen vatandaşlarla ilginç bir anınız var mı? Şöyle, tanı koymak benim yetkim değil. Tanıyı doktor koyar ama ısrarla bazen veliler bir cevap almak çok istiyorlar ve onların açısından baktığımda onlara da hak veriyorum. Evet. Çünkü bir tanecik evlatları var ve ne olacak, nasıl gidecek süreç, tabii ki kaygılanıyorlar. Bir de bilinmezlik bir kaygı yaratıyor çok doğal olarak. Böyle hikayeler var ama olabildiğince biz aileyi rahatlatmaya, o kaygı düzeyini biraz daha azaltmaya çalışıyoruz. Gerekirse yine o multidisipliner ekibin parçalarından arkadaşlarımı yönlendirebiliyorum. Evet. Kendim çalışmaya çalışıyorum gibi. Ama bu anlamda gerçekten bazen zorlanabiliyorum. Baktığımız zaman pediatrik dışında biraz da ergoterapi var. Bu da çok yeni bir kavram aslında vatandaşlarımız için, ailelerimiz için. Çok fazla bilinmiyor. Çok fazla bilinç yoktu vatandaşlarda. Yeni yeni oluşmaya başlıyor. Ve bu biraz da iyi bir durum aslında vatandaşlarımıza yönelik. Ergoterapide ne gibi sorunlar oluşabiliyor? Ne sıklıkla size ziyaret ediyorlar hastalar? Ve en çok karşılaştığınız sorunlar nelerdir? Şöyle, aslında ben şu an pediatrik grupla çalışıyorum ama ergoterapi anlamında çok geniş bir çalışma alanımız var. Yani onkolojik rehabilitasyon olsun, geriatrik rehabilitasyon olsun, kognitif rehabilitasyon olsun, pediatrik rehabilitasyon benim çalıştığım gibi çok çok geniş bir alanımız var. Ben kendi alanımdan biraz bu alana artık özelleştim. Ben en çok mesela otizm spektrum bozukluğu tanılı çocuklar gelebiliyor. Uyaran eksikliği tanılı çocuklar gelebiliyor. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tanılı olabiliyor. Serebral palsili, Down sendromlu çocuklarla çalışıyorum. Ya da hiçbir problem olmuyor ama bir tanısı olmuyor. Beslenmeyle ilgili gelebiliyor. Onun dışında uykuyla ilgili gelebiliyor. Uyku ya da bazen okulda kalem tutamadığı için okulda diyor ki aile çok dışlanıyor, oyuna katılmıyor, sosyallikle ilgili bence zorlanıyor gibi bize başvurabiliyor. Baktığım zaman alt dalları da var ergoterapinin. Bunları da biraz geniş geniş açmak isterim. Otizm dediniz. Otizmden gelen bir vatandaş ya da çocuğunun otizm olduğunu fark etmesi için neler yapabilir? Ya da bunun belirtileri nelerdir? Yani şöyle, otizm diyebilmek için aslında o benim yetkim değil ama bir çocuk psikiyatrisine gittiğinde zaten çok detaylı değerlendirmelerden geçiyor ve daha sonra oradan bize yönlendirilme sağlanıyor. Ama otizm spektrum bozukluğuyla birlikte hani tanının getirdiği bazı duysal süreçler oluyor. Biz o noktada ergoterapistlerin bir çalışma alanı ve direkt lisans mezunu olarak çalışabileceğimiz bir alan olarak duyu bütünleme terapisi olarak çalışıyoruz. Bize başvuran aileler genellikle duyu bütünleme terapisi almak istediklerini söyleyerek geliyorlar. Bu anlamda da aslında o bilgi kirliliği konusuna dönecek olursak hani buradan ailelere erişebiliyorken şunu söylemek çok isterim. Lütfen duyu bütünleme terapisi aldığımız kişileri mutlaka araştıralım. Ben bizim kurumumuza gelen her aile ilk değerlendirmede diyorum ki bizim kurumumuza gelin ya da gelmeyin. Buradan sonra eğer ki duyu bütünleme terapisini almayı düşünüyorsanız lütfen lisans belgesini ya da farklı bir bölümden mezun olan zaten kişilerin bu eğitimi alması gerekiyor. Uluslararası bir sertifikası var. Bunu aldılar mı? Zaten bunu yapabilecek iki meslek var diyorum. Ve bunu lütfen araştırın diyorum. Bu kanallara erişmek için bana da ulaşabilirsiniz. Yani bize gelmeseniz bile yeter ki doğru kişilere ulaşalım. Çünkü bizim için bir eşik var çocuklarda. Yanlış bir aktivite, yanlış bir duyu bütünleme terapisi çocuğu daha geriye de götürebiliyor. O yüzden
yüzden böyle hali hazır bilgilerle yapılabilecek bir terapi yöntemi değil. Hı hı. Ve çocukların sağlığından bahsediyoruz. O noktada bunu rica edebilirim. Baktığımız zaman ergoterapi hangi yaş aralığını kapsıyor, hangi yaşlarda nasıl bir uygulama uygulanıyor, bunların detayları nasıldır? Şöyle aslında... Her yaştan evet. Bireyle çalışabiliyoruz. Hatta daha anne hamileyken bize başvurabilir. Şu ana kadar stajlarım dışında böyle bir kişiyle çalışmadım ama bu şekilde koruyucu ergoterapi anlamında başvurabilirler. Bir yaş sınırı aralığımız yok açıkçası. Sadece bu alanda özelleşebiliyoruz. İşte tıpkı benim gibi çocuklarla çalışan ya da sadece yaşlı bireylerle evet. çalışan geriatrik rehabilitasyona yönelen kişiler olabiliyor. Herhangi bir tanısının olmasına gerek de yok. Herhangi bir hastalığının olmasına gerek de yok. Hı hı. Şimdi biraz kafamız karışabilir evet. o zaman ne zaman diye. Aslında ergoterapi gerçekten çok uzun ve çok kıymetli bir alan. Eğer ki kişi yaşam kalitesini arttırmak istiyorsa hı hı. ya da anlamlı ve amaçlı aktivitelerden kısıtlandığını hissediyorsa bağımsızlık hı hı. için bize başvurabilir. Günlük yaşam aktivitelerine katılım için bize hı hı. başvurabilir. Yani ne demek istiyorum? Yemek yemesinden tutalım da evet. ama sadece çocuklarda değil bazen işte mesela hemiplejik bir hasta etkilenen tarafıyla artık kaşık tutamıyor ve bununla ilgili çalışabiliyoruz gibi işte adaptif cihazlar önerebiliyoruz, aktiviteler planlıyoruz, ev düzenlemeleri yapabiliyoruz, engelli bireylerle çalışabiliyoruz gibi çok geniş bir alan. Baktığımız zaman otizm, hiperaktivite, ergoterapi bunlar hep böyle fiziksel görünebilir şeyler ama baktığımız zaman o zaman sizlere psikolog olarak da yani psikolojik olarak kötü hissettikleri zaman da başvurabilecekleri ortaya doğuyor mu? Şöyle, psikolojik olarak demeyeyim ona, mesleki hı-hı. etik sınırlarımı bileyim ve şöyle yaşam kalitelerini arttırmak istediklerinde hı-hı. evet başvurabilirler. Bir ev düzenlemesi yapabiliriz, bununla ilgili objektif değerlendirmelerimiz var, bunları uygulayabiliriz şeklinde gidebiliriz. Peki beslenme düzeni biliyorsunuz 12 Eylül'de okullar da açıldı ve evet. çocuklarımız, veliler çocuklarını okullara yollamaya başladı. Burada çok dikkat etmek istiyorlar. Gereğinden fazla bazen dikkat ediliyor, bazen gereğinden az dikkat ediliyor. Bunun ortası nedir? Nasıl yapılmalı beslenme düzeni? Şimdi ona da mesleki etik değerlerim kapsamında. Ben bir beslenme ve diyetetik uzmanı değilim. Ona bir şey diyemem. Mutlaka bu alandaki kişilere başvursunlar. Evet. Ama şunu söyleyebilirim. Eğer ki çocuk çok kısıtlı yiyorsa, sadece belirli şeyler yiyorsa, aç olsa bile yemiyorsa ya da televizyon, tablet, telefon gibi teknolojik cihazlar olmadan yemiyorsa, çiğneme becerisi yoksa, bir besin gördüğünde öğürme ya da kusma davranışı gösteriyorsa, yemek saatlerinde ne yapıp edip o masadan kalkıyorsa ya da sürekli masada sandalyede sallanıyorsa, kalkıp bir tur atıp tekrar gidiyorsa ya da masada bir yemek düzeni yoksa, anne sürekli çocuğu kovalıyorsa yemek için gibi. Yani yesin ama nasıl yerse yesin kısmı varsa ailede mutlaka bir benim gibi beslenme alanında eğitim almış terapistlere ulaşmalarını isterim. Zaten aslında aileler bununla ilgili bazı işte sosyal medya aracılığıyla çok fazla bize ulaşan hali oluyor ama belki nerelere ulaşacaklarını bilmiyorlar ya da o anlamda yeterli kalamıyor biliyoruz sosyal medyadan. Evet. Ama hani teşekkür ederim buradaki davetiniz için de bu anlamda ulaşabildiğimizi düşünüyorum çoğu aileye. Sadece önemli olan doğru kişiye ulaşmak, gerçekten doğru terapisti bulmak. Bunu söyleyebilirim. Baktığımız zaman hiperaktivitede çok fazla insanların şikayet ettiği, vatandaşların, ailelerin şikayet ettiği, hele ki okul zaman açılmışken çocuklar hem hiperaktif olup hem de dikkat eksikliği az olunca ne derse odaklanabiliyor ne öğretmenin verdiği ders alabiliyor. Burada da veliler çok sıkıntı yaşıyor. Benim çocuğum başarısız mı algısına da çok giriliyor. Bunlarla ilgili neler yapılmalıdır? Şöyle söyleyebilirim. Çok detaylı bir değerlendirmeden geçip mutlaka bir ergoterapistten mesela bu anlamda artık mesleki etik demeyip kendim evet. devreye girebilirim. Mutlaka bir ergoterapiste başvurabilirler. Hatta bugün bununla ilgili 3 tane danışanımız vardı diyebilirim. Sadece dediğim gibi aileler kime başvurabileceğini bilmiyor. Bunun hiperaktivitenin aslında altında yatan sebep genellikle duyu bütünleme bozukluğu olabiliyor. Ama kesinlikle odur diyemiyorum. Mutlaka bir değerlendirme almalarını rica edebilirim. Biz duyu bütünleme bozukluğu dediğimizde aslında bizim için bir reaktivite var ve o bir reaktivitenin altı ve üstüdür
durumlar var. Bazen çocuğa duyular yetmiyor. Yani o arayışlar, işte vestibüler duyu dediğimiz, denge duyusu, proprioseptif dediğimiz kaslardan gelen o duyular, hareketle ilgili duyularımız... Bir duyu kovası düşünün ve o duyu kovasının çocuk için yetmediğini, bu yüzden her yerde aslında çarparak, belki koşturarak o duyu sürekli aradığını düşünelim. İşte hiperaktiviteyi de aslında belki hani halk arasında böyle tabir edebiliriz. Ya koşturuyor sürekli, hiç durmuyor, başım şişti, durmuyor gibi. Aslında altında duyu bütünleme bozukluğu yatabiliyor. İşte o anlamda yine bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki ergoterapistler olarak duyu bütünleme terapisi vermeye etkimiz olduğu için bu anlamda bizlere ulaşabilirler. Hatta bununla ilgili ev düzenlemeleri yapıyoruz. Çocuğun odasından resimler istiyoruz. Okullara bazen ziyaret yapabiliyoruz. Okul öğretmenleriyle iletişimde oluyoruz gibi. Çünkü bir çocuk zaten o vücudu hazır değilse ve o duyuları arıyorsa zaten derse odaklanamayacak ve yazı yazamayacak. Belki eşyalarını unutacak gibi çok fazla problemle karşılaşabilir. Akran zorbalığına uğrayabilir bununla ilgili. Çünkü arkadaşları bir oyunu sürdürebilirken dikkatini odaklayıp belki o hiperaktivite sebebiyle o an onlara kaynaşamayacak gibi mutlaka bence hani ailelerin erken dönemde başvurmaları ve çözüm yolları aramaları çok önemli diye düşünüyorum. Ben de yine siz gelmeden internetten bilgi alışverişi yaptım. Yani bir internetten araştırdım, baktım neler oluyor ergoterapiste hiperaktiviteyle ilgili. Baktığımda genellikle şey algısı vardı, hiperaktiviteli olan çocuklarla ilgili. Tatlı, çikolata, bu tarz yiyeceklerden uzak durulması gerektiğini ve bunlardan kaçırması gerektiğini söylüyorlardı. Peki bununla bir ilgisi var mıdır? Yoksa bununla da ilgili önce doktora mı, doktor şeyinden geçmeli midir, raporundan geçmeli midir? Nasıl olmalıdır? Şöyle, özellikle otizm spektrum bozukluğunun tanılı çocuklarla biz şunu biliyoruz artık, araştırmalar gerçekten bağırsaklarla ilgili ve otizm spektrum bozukluğunda bunun görüldüğünü biliyor ve artık hepimiz şunu biliyoruz ki sağlıklı yaşamak, tabii ki hani ben bir beslenme ve diyetetik uzmanı değilim ama araştırmalar bunu gösteriyor ki sağlıklı yaşam çocukların hayatında da tabii ki çok kıymetli. Bununla ilgili bir araştırma okumadım ama etkili olabileceğini tabii ki düşünüyorum. Çünkü gereğinden fazla belki bir enerjik, bir kalori oluşuyor olabilir ama bu alanın kişilerine danışmak gerekiyor yine. Peki baktığımız zaman dikkat eksikliği için neler yapmalı veliler? Öğretmenlere burada bir yük düşüyor mu? Öğretmenlerin yapması gereken bir şey var mı? Bence öğretmenlere çok büyük bir yük düşüyor burada. Bizlere ulaşabilirler. Yani çocuklarda bu durumu fark ettiklerinde bir ergoterapist desteği alabilirler. Aileleriyle konuşabilirler. Belki dikkat eksikliği için demeyeyim ama çünkü her çocuk bir ve biricik. Şimdi her çocuğun duysal profili gerçekten farklı oluyor. Ama genel olarak evde böyle duyu bütünleme terapisi aktiviteleri neler olabilir diye belki birkaç örnek paylaşabilirim. Evet. Aslında bu her çocuk için faydalı. Yani biz duyularımızı aslında daha anne karnından ilk gelişen duyumuz aslında taktil duyumuz. Ve oradan şöyle beslenmeye geçeyim. Biz dokunarak yiyecekleri ağzımıza götürürüz ve hiçbir çocuk dokunmadığı bir yiyeceği yemez. Bu yüzden dokunma duyusu çok kıymetli. Anne karnında 4. aydan itibaren gelişmeye başlayan bir duyu ve gelişen ilk duyu. Bunun gibi beslenmeyi de etkileyen tüm duyularımızı kullandığımız özellikle aktivitelerde çok çok önemli. Yani olabildiğince destekleyici olmaları, daha bebeklikten itibaren mümkün olduğunca onlara fırsatlar sunmaları. Yani onu yapmasın, aman onu kırabilir, oraya gitmesin gibi değil de biraz daha onlara fırsatlar sunmaları. Evet. Aslında duyularımız zaten böyle gelişip şekilleniyor. Biraz çocuklarla ilgili mutlaka her duyunun da içinde olduğu, her fiziksel aktivitenin de içinde olduğu aktivitelerden faydalanabilirler. Örneğin bizim odamıza gelen danışanlar bilecek, bizim yani çalışma alanımız duyu bütünleme terapisi odamız daha doğrusu çok eğlenceli. İşte salıncağın olduğu, kaydırağın olduğu, çok hani bir sürü aslında duysal girdinin sağlanabileceği çocuk gözünden bir oyun alanı olabilir. Ama aslında orada biz aslında terapi yapıyoruz birlikte ama çocuk oyun oynadığımızı düşünüyor o sırada. O tarz materyallerden yararlanabilirler evde. İşte trambolin olsun, tırmanma barları olsun, kaydıraklar olsun. Evde olabildiğince bu tarz aktiviteler oynayabilirler. Ya da hiçbir, ben genelde materyal alalımdan yana çok değilim. O anlamda evde belki yatağın üzerinde zıplamak olabilir ailelerle.
neler kızabilir buna? Yani büyük ihtimalle hiçbir izin vermeyecektir diye düşünüyorum ben. Engelleyici olmayalım dediğimiz gibi hani o noktada. Onun dışında belki farklı taktil uyaranlarda bir şeyler yapmak, işte boyalara bol bol değmek olabilir gibi, ya da işte bizim o alanda gördüğümüz her şey, böyle bol bol baloncuk üflemeli oyunlar olabilir. Rüzgar gülü üflemeli oyunlar olabilir. Bunlar tabii ki hani bir duyu bütünleme terapistinin yani bunlar oluşturmuyor ama bunlar evde destekleyici olarak özellikle regülasyon için bu oyunları oynayabilirler. Regülasyon diyorum, ona da çok kısa değinelim isterseniz. Yani regülasyon dediğim şey aslında bizim öz düzenleme becerimiz. Yani ben şu an burada sakince durup bir aktiviteyi sürdürebilmem için mutlaka regülasyonumun sağlayabilmem gerek. Yine aslında biz duyu bütünleme bozukluğu olan çocuklarda regülasyon becerisinin de zayıf olduğunu ya da sağlanamadığını görebiliyoruz. Bazen aileler şunu diyor, çok öfkeli, çok ağlıyor. Sonra değerlendirmelerimizi yapıyoruz, objektif değerlendirmelerimizi. Evet, bir duyu bütünleme bozukluğu çıkıyor ve biz bunun alanla ilgili güçlendirdikçe regülasyonu da aslında kuvvetlendirmiş oluyoruz ve biz aslında, benim çocuklarda ilk baktığım şey çocuk regüle mi? Yani arousal level dediğimiz uyanıklık seviyesi. Çünkü bir çocuk regüle değilse zaten hiçbir aktiviteye katılmayacak. Benimle konuşmayacak, göz teması kurmayacak, masada oturmayacak belki gibi, yemek yemeyecek, uykuya gitmeyecek gibi. Çok kıymetli. Mutlaka o alanda da hem bunu yaparken ailenin regülasyonunu kuvvetlendirmek de çok önemli. Çünkü bizim koregülasyon dediğimiz özellikle anne ile çocuk arasındaki regülasyon biçimi de çok önemli. Biz ergoterapist olarak evet regülasyon çalışabiliyoruz ama bazı noktalarda hani kurumumuzdaki psikolog arkadaşlarımla çalışmaktan da bu anlamda çok keyif alıyorum. Ve çok hani desteklerini görüyorum. Dediğiniz gibi dokunmadan bir çocuk bir şeyi yiyemez. Ama baktığımız zaman günümüzde aileler genellikle kaşıklar ellerinde, çocukların elleri sabit. Ve sadece ağızlarına götürürler ve genelde istenilen şey çocukların eli yüzü pis olmasın, bulaştırmasın. Bu yanlış bir taktik midir? Bunları yapmasını önerir misiniz? Kendi şahsi fikriniz olarak neler yapmalılar? Ben önermem. Çünkü biz aslında duyularımızı keşfederek, zaten kullanarak öğreniyoruz. Yani ben ellerimi kullanmazsam, farklı şeylere değmezsem nasıl taktil duyumu nasıl geliştirebilirim ki? Evet, hani aileler bu anlamda bazen aslında şöyle oluyor beslenme problemlerinde. Çevresel faktörler dediğimiz etkileyici bir alan var. Ve biz işte tüm değerlendirmeleri yapıyoruz. Kişi bize geldiğinde beslenme terapisi için yapısal değerlendirmeler, oral motor değerlendirmeler, duyusal değerlendirmeler, davranışsal olsun. Ve bir bakıyoruz ki anne çok titiz, anne çok kaygılı, anne çok her şey hemen bulaşıyor, siliyor. Aslında anne regülasyonumuzu bozuyor. Aslında anne gidişatı bozuyor. O zaman tamam diyorum, mutlaka zaten her şekilde anneyi mutlaka işin içine katıyoruz ama o alana biraz daha yönelebiliyoruz. Ben onu önermem. Çünkü dediğim gibi duyularımızı zaten ellerimizle özellikle dünyayı bu şekilde keşfediyoruz. Dokunuyoruz. Duyularla algılıyoruz, o reseptörlerle ağzımıza götürüyoruz ve aslında böylece öğrenme başlıyor. Yani bir çocuğun öğrenmesine de ket vurmuş oluyoruz böylece. Yani benim ricam, aileler önerebilirim diyeceğim şey, olabildiğince fırsatlar sunmak. Çünkü bir çocuk zaten deneyimlemediği şeyleri öğrenemeyecek ve yapamayacak. Evet, başkalarının yapabildiğini gözlemlemesi çok önemli. Bu arada aynı masada oturup hep birlikte yemek yemek, hatta şöyle araştırmalar var. Bilmiyorum söyleyebiliyor muyuz ama çok ünlü bir dondurma markası var. Onun bir reklamı var, böyle kıtır kıtır diye yiyorlar. İşte ben mesela o noktada gerçekten okuduğum araştırmalar sonucunda direkt o dondurma gelmişti aklıma. Sesler de mesela çok etkiliyor. Bizim bir besini deneyimlemek için. Önce çocuk görecek, sonra dokunacak, sonra tadacak. Ama bu sırada çevremizdekilerin ona bakış açısı da, mutlulukları da yüzlerinde yer varsa mutlaka çocuk da zaten direkt o sinyalleri okuyup deneyimlemek istiyor. Yani çocuğun masada o besinle kalabilmesi de bizim için çok önemli bu noktada. Olabildiğince aileler ne kadar deneyimler sunarlarsa çok faydalı olur çocuklar için. Baktığımız zaman hiçbir ailede bunu çok fazla göremiyoruz maalesef. Benim annem de çok titizdi. Çok böyle üstümüzün başımızın kirlenmesini istemezdi. Buradan da selam olsun kendisine ama
Yani baktığımız zaman, sokağa çıktığımız zaman, biçimli oynamak istediğimiz zaman, çamurlu oynamak istediğimiz zaman hep böyle bir engelleyici olurlardı ve buradan kaçmamızı söylerlerdi. Hı hı. Bunlar da bizim için birer tehdit olmuştu. Eğer kirletirsem eyvah eve nasıl gideceğim derdik. Bunlarla ilgili neler olmalı? Çocuklar parklarda, çimlerde, çamurlarda kendilerinin temasları olmalı mı? Nasıl bir temasta bulunmalılar? Yani biraz çocukları özgür bırakmak gerekir mi? Buradan da annelere seslenmiş olalım belki bu alanda. Evet, bence özgür bırakalım. Şöyle, şimdi ben bir şeyler sayacağım. Belki siz kendinize buradan çıkarım da yapabilirsiniz. Tamam. Bende bu var diye paylaşmak zorunda değilsiniz ama tamam. Biz özellikle duysal hassasiyeti olan çocukların çimlere basmadığını, toprakla temas etmek istemediğini, kıyafetlerin etiketlerini kestiğini, işte hemen böyle bir şey bulaştığında ağzına silmek istediğini, yemek masaya geldiğinde eliyle ittirdiğini ya da yere attığını, ellerini başına götürdüğünü, hı hı, görüyoruz. Bunu arttırabilirim ama bu özellikle dokunsal hassasiyette bizim çok sık karşılaştığımız, hı, şeyler. Ve yine araştırmalar şunu söylüyor ki eğer bir çocuğun dokunsal hassasiyeti varsa bu çocuk sosyalleşmekte zorlanabilir. Belki akran çevresi geniş olmayabilir gibi. Bu şekilde diyebilirim. Yani olabildiğince evet çimlere de bassın tabii ki. Toprakla da bir arada olsun. Ve besinlerde zaten biz dokunmadığımız bir besini bağımsız olarak yiyemeyiz. Anneler evet şu çok kabul, artık hayat çok hızlı. Yani özellikle çalışan anneler artık çok fazla. Yesin de nasıl yesin dediğimiz şey aslında çok tabii ki yanlış. Yani aslında aileler bunun farkında, sadece nasıl yapacaklarını, nasıl planlayacaklarını bilemiyorlar. Bir de şöyle bir kavram gelişti. Breadsticks'ti sanırım, yani şimdi yanlış söylemeyeyim ama annenin çocuğa yemek yedirirken kendi telefonla meşgul olması. Evet. Aslında sadece çocuklara vermiyor da aile, bir de kendileri de meşgul olabiliyor. O noktada da tabii ki hani ailelere mutlaka hani dikkat çekmek gerek. Yani onları hani nacizane uyarmak gerek diyebilirim. Evet, benim de çok fazla gözlemlediğim bir şey akrabalarımda, kendi çevremde. Çocuk sussun diye bazen, yani tabii ki kendi işleri oluyor, yoğun oluyor annelerimiz. Bunları da anlayabiliyorum saygı çerçevesi içerisinde ama baktığımız zaman hemen tableti önüne veriyor ve ben de hemen şu işi halletmiş olayım biraz mentalitesine doğru yöneliyorlar. Bunları yapmamalarının sebebini de anlıyoruz. Çok iyi anlıyoruz ama yaparlarsa neler olur? Yapmamaları için neden, nedir? Çok güzel bir soru bence bu. Şimdi şöyle, mesela televizyon, tablet, telefon karşısında yiyen bir çocuk o kadar oraya odaklanıyor ki ve bir süre sonra uyuşuyor ki ne yediğini bilmiyor. Evet. Siz o sırada aslında ne verirsiniz? Yedi, mesela brokoli yedi ama işte televizyon, tablet karşısında yedi ama masada yemedi. Çocuk ne yediğini bilmiyor, ne yediğini görmüyor. Zaten uyuşmuş bir şekilde oraya odaklı. Bu çocuk bu besini yedi ama ne olduğunu bilmiyor. Ya da anne böyle bulamaç yapıyor, püre yapıyor her şeyi. Yumurta koyuyor işte, sayabileceğim bir sürü şey koyuyor. Ve yani hoş olmayan aslında bir menü çıkıyor. Ama püre kıvamında, çocuk ne yediğini görmüyor. Ne yediğini, hı-hı, de bilmiyor. Tatlar birbirine karışıyor. Evet. Sonrasında da işte zaten yeme seçiciliği oluşabiliyor. Peki baktığımız zaman aile içerisinde çocuğun çok fazla bazen arkadaş çevresiyle, kendi sosyal çevresiyle iyi olmadığını görüyorlar. Ve bunun da çözümünü çok fazla bilemiyorlar. Neden benim çocuğum diğer çocuklarla kaynaşamıyor, bir ilişki kuramıyor? Bunun farklı bir sebebi mi vardır? Bunun çözümü nasıldır? Bunu da hep bir soru işareti oluyor. Burada kime yönelmeliler? Nasıl bir yol izlemeliler açıkçası? Yani burada sayabileceğimiz çok fazla kavram var. Bu davranışın altında çok fazla sebep olabilir. Yani homeostazos deriz biz ona, güvenlik deriz. İşte yani regülasyon deriz, akran zorbalığını merak ederim ben. Çocuğa okul çağındaysa onunla ilgili değerlendirmeler yapmak isterim. Çocuğun yaşı bu durumda gerçekten çok önemli. Bazen az önce söylediğimiz gibi taktil hassasiyetler, dokunsal hassasiyetler de bizim sosyalleşmemize engel olabiliyor. Mesela ben öyle bir çocuktum. Buraya en son geldiğimizde de Canan Hanım'a söylemiştim. Ben hani taktil hassasiyetlerim yüzünden parka gidersem gidip arkadaşıma çarpacağımı düşündüğüm için ve o ten temasından hoşlanmadığım için parkta oynamayı çok sevmiyordum. Arkadaşlarımla sosyalleşmekte zorlanıyordum. Ama aslında oyun oynamayı kendi içimde çok seviyordum. Evet. Bu gibi başvuran bize danışanlarımız oluyor. Gibi bir sürü sebepten aslında o akranlarıyla kaynaşamamasının birçok sebebi olabilir. Bu noktada mutlaka çok detaylı ve yine multidisipliner bir ekip değerlendirmesi gerekir ve mutlaka ailenin bu noktada destek alması gerekir. Baktığımız zaman dediğiniz gibi temas biraz
zor olabiliyor çocuklar için, bazı çocuklar için özellikle. Bunu da genellikle otizme yoruyorlar. Son zamanlarda izlenilen dizilerde, filmlerde bu hep temastan kaçınan kişi otizmli bir birey oluyor genellikle baktığımız zaman. Peki otizmle diğer dokunma, temas sorunu yaşayan kişi arasındaki farklar nelerdir? Bakıldığı zaman genel sizin için böyle kendinizce neler yapılmalıdır? Şöyle, tek başına taktil hassasiyet olma durumu bir otizmdir diyemeyiz bu çocuğa. Hı hı. Zaten biz diyemeyiz ama tek bu hani otizmde taktil hassasiyet olacak diye bir kaide yok. Yani bir zorunluluk yok. Olabilir, olmayabilir. Ama bununla ilgili sadece otizme sığınarak söylemeyeyim de genel olarak taktil hassasiyetle ilgili şunu önerebilirim ben. Çocuğun sevdiği şeylerle sevmediği dokuları birleştirip bir oyun oynamaları olabilir. Hı hı. Ama gönül ister ki tabii ki uzman kişiden destek alsınlar. Çünkü bazen altından başka, çok bambaşka duygusal sebepler çıkabiliyor. Ama hani evde böyle sevdiğim, örneğin arabayı çok seviyordur çocuk. Onu böyle çamura batırıp suyu da sevdiği bir dokudur ama çamuru hiç sevmez ve dokunmak istemez. Tıpkı sizin çocukluğunuzdaki gibi. O noktada hadi arabayı suda yıkayalım şeklinde bir oyun düzenleyebilir aile. Peki baktığımız zaman ailelerin size diğer türlü en fazla şikayete geldiği, benim çocuğumda en fazla bu var, benim çocuğumda en fazla şu var dediği konular nelerdir bizim bilmediğimiz ve vatandaşların birçoğunun bilmediği ve aydınlanması gereken, bilgi verilmesi gereken, bunun farkına varılması gereken, nereye başvuru yapmasını bilmesi gerektiği konular nelerdir? Son zamanlarda çok fazla özellikle pandemiden dolayı uyaran eksikliği tanısıyla aileler gelmeye başladı ama aileler internette araştırdıklarında ne olduğunu bilemiyorlar. Yani tam olarak otizmin belirtileri de değil hocam diyorlar ama bazıları da var diyorlar. Şimdi benim çocuğumla işte doktora gidip bu tanıyı alıyorlar vesaire. Bence aile belki o noktada onu kaçırıyor olabilir. Yani internete bakıyor olabilir. Ya hepsi yok deyip belki bir uzmana ya da büyüyünce düzelir gibi şeklinde zorlanıyor olabilirler. Mutlaka hani tekrar çocuk hekimleriyle, çocuk psikiyatristleriyle iç içe olmakta ve mutlaka değerlendirme talep etmekte fayda var her zaman. Baktığımız zaman bu tanılarda çok zorlanıyor. Gerçek anlamda baktığımızda sizler aileleriyle daha çok fazla iç içesiniz. Burada tecrübeniz daha fazla. Birçok farklı alanda olsa bile size gelen aileler var, bireyler var. Bakıldığı zaman burada çok fazla bilgi eksikliği de doğuyor. Ailelerin iletişimi de çok bazen çok önemli olabiliyor. İletişim konusunda aileler çocuklara nasıl davranmalıdır sizlere göre? Baktığımız zaman doğru iletişim çocuklarla nasıl olmalıdır? Şöyle... Buna genel bir cevap vermeyeyim ama ben bir çocuk olsaydım şu an nasıl bir şey isterdim ailemden diyebilirim. Bence anlaşılmak gerçekten çok önemli. Yani evet o sırada annenin işi var. Evet o sırada anne işe gitmek zorunda, bir şeyle ilgilenmek zorunda. Ama çocuğun duygularının görülmesi bence çok önemli. Ve çocuğu her duyguda kabul etmek. Mesela biz genelde çocuğumuzun öfkeli olmasını hiç yakıştırmayız. Sanki bunu bizimle eşleştiririz. Şu an öfkeli ve kötü hareketler yapıyor. Bu bizim aslında geçmişte aldığımız ebeveynlik deneyimlerimizle çok ilgilidir. Bizi burada neden tetikliyor? Burada ailenin mutlaka kendisine sorması gerek. Ben çocuk bağırıyor ve ben buna sinirlendim. Çocuk arkadaşına vurdu, ben buna çok sinirlendim. Çocuk bana tükürüyor, çok sinirlendim. Bir davranış problemi oluşturdu. Ben burada aileye sormak isterim. Neden sizi bu kadar tetikledi? Acaba siz küçükken bu davranışı yaptınız ve acaba ebeveynleri geçmişte ona kızdı gibi mi? Bir kodlama mı var? Ben olsam çocuk olarak anlaşılmak isterdim. Tabii ki bol oyun isterdim. Mutlaka kuralların da olmasını isterdim ama ben mesela şu an ailelerde de gördüğüm şey şu oluyor. Genelde bir taraf daha kuralları koruyor ama ebeveynin bir tarafı da daha esnek oluyor. Bizim kurumumuzdaki Beyza Hocam'ın bir sözü vardı. Demişti ki bana bu böyle olunca çocuklarda değersizlik hissi oluyor. Bu benim çok hoşuma gitmişti gerçekten. Çünkü bir taraf kuralları korurken bir taraf çok esnek, kafası karışıyor çocuğun ve bu sefer de bu esnek olan kısmı kullanmaya başlıyor. Gerçekten kuralların da tabii ki olduğu ama bol oyunla bunun da öğretilebilir olduğu ve çocuğun anlaşılabilir olduğu şekilde olmasını çok isterim. Tabii ki duyuların gelişimi için bol bol deneyim işte.
yemek yerken ağzının silinmemesi, çimlere bol bol basması gibi olabilir. Ama baktığımız zaman dediğiniz gibi kurallar önemli. Kurallarda baktığımız zaman genellikle baba biraz daha ağır rolü alır ve babadan biraz daha uzaklaşılır, kaçılır ya da tam tersi anne için bu olur. Böyle durumlarda bu durum çocuğa ileride anneyi, babayı ya da farklı bir bireyi, bu tabii ki amca, teyze, hala da olabilir, bilmiyoruz. Bunun sevilmemesine müdahale olabilir mi ya da bir derdine söyleyememesine müdahale olabilir mi? En sevmediğimiz şey şiddet, çocuklarda şiddet. Ne durumda size gelen böyle bir şikayet var mıdır ya da farklı bir yol izlenebilir mi? İlk soruya cevap vereyim. Bence kesinlikle çocuklar, zaten şöyle bir şey var. Bizim üst beynimiz, bizim mantıklı kısmımız ve o mantık kısmı biz 20 yaşına gelene kadar tam olarak gelişmiyor. İşte bizim planlama yapma becerimiz olsun, problem çözme becerimiz olsun, hayatta bir sorunla karşılaştığımızda bunu çözebilme becerisi olsun. Bu bizim 20 yaşına gelene kadar gelişmeyen üst beynimizin özellikleri. Ama ailelerimizde bu gelişmiş durumda. O zaman ailem bana bunu hediye etmeli. Çünkü ben onların çocuğuyum ve onların isteğiyle dünyaya geldim. Bu noktada şunu söyleyebilirim. Çocuklar kesinlikle bunu kodluyor. Bazen mesela hani benim de çocukluğumda hatırladığım akran zorbalıkları ya da işte bir akrabamın bana hiç sus bakayım dediği noktalar tabii ki var. Ve çocuklar bunları unutamıyor. Yani çocuklar eğlendikleri ve gerçekten bir baskı altına girdikleri noktaları unutamıyorlar. Ve bu bence kesinlikle gelişimdeki süreci, ilerideki süreci kesinlikle etkiliyor diyebilirim. Belki çok ailede baskılanırsa bu sefer sözel olarak kendini ifade etmekten çekinen çocuklar ortaya koyabiliyoruz. Ya da belki gerçekten o noktada haklı ama hakkını savunamayan bir çocukla karşı karşıya kalabiliyoruz. Duygusunu ifade edemeyen çocukla ortaya baş başa kalabiliyoruz. Yani ben buna öfkelendim diyemeyen çocukla, ben şu an sana kızgınım ki bunları ifade etmesi bizim için çok güzel, ya da şu an çok mutluyum gibi paylaşmaktan da yoksun çocuklarla karşılaşabiliyoruz. O yüzden aslında bizim için hiç o an bizim çok acelemiz var ve çocuğa kızdık. Bizim için çok önemsiz olan bir detay ama bizim bir yüz mimimiz bile bence çocuklara kodlanıyor ve onu kesinlikle ileride hatırlıyorlar. Programımızın da sonuna geldik. Son olarak eklemek istediğiniz nedir? Ben ufak bir selam göndermek istiyorum. Pelin ve Noyan'a çok selam gönderiyorum. Onları çok çok seviyorum. Ve kurumumuzda çalışan Özlem hocama, Nile hocama, tüm hocalarıma, Ayşe hocama, Beyza hocama, Dilek hocama, hepsine unuttum varsa çok özür dileyerek ve onlara çok teşekkür ediyorum. Çünkü çalışma yaşamımda gerçekten iyi ki varlar. Onlardan çok şey öğreniyorum. Bizler de onlara çok teşekkür ederiz. Hem çocuklar için geliştirdikleri yöntemler, hem aileler için bir yardımcı olmaları ve annelerimize, velilerimize de buradan teşekkür ederiz. Elazığ Nabzı'nın bugünlük sonuna geldik. Bir başka programda görüşünceye dek hoşça kalın.